Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakıran. Sizler için bu hareketli günlerde daha net önünüzü görebilmeniz için önceden yeni ay ve ay tutulması videolarını yaptım. Eğer kanalıma hala abone olmadan seyredenleriniz varsa ki var, abone olmalarını ve beğenme durumunda da etkileşim adına beğen butonuna basarak beni daha üst sıralara geçmem için yardım ederseniz beni çok mutlu ve motive edersiniz. Böylelikle tabii ki sizlere daha faydalı olabilecek videolar hazırlayabilirim. Şimdi Ağustos ayının ortasındayız arkadaşlar ve Eylül-Ekim aylarında tutulma enerjisini artık hissetmeye başlıyoruz. Ve onun için de bu videoları daha erken yapmaya karar verdim. Çünkü birazcık daha net önünüzü görebilmeniz adına, yol haritanızı çizebilmeniz adına. Eylül ortasında Balık burcunda bir tutulma yaşamadan önce sadece bir ay evresi daha var. Yani değişimler artık yaşanıyor. Bunu herkesin bir defa bilmesi gerekli. Bir şeyler değişiyor, bir şeyler yer değiştiriyor. Ancak Başak burcunda bu Eylül ayında bir yeni ay var. Burada işleri düzene koymamız, değişiklikler yapmamız, yeni alışkanlıklar edinmemiz, rutinlerimizde ve sağlığımızda bir takım değişiklikler yapmamız, hatta sevdiğimiz şeylere daha fazla zaman ayırmamız açısından son derece yardımcı olacağını düşündüğüm bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayı lütfen iyi kullanalım. Bu yeni ay 3 Eylül'de 11 derecede Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Her ay zaten bir yeni ayımız var. 28 gün bir ay döngüsü sıfırlanıyor. Böyle düşüncelerimizi, enerjilerimizi ve dileklerimizi bir araya topluyor ve yeniden biz hazırlanmaya başlıyoruz ve yeni şeylere hazır oluyoruz. Başak Burcu'nda olduğunda Merkür ve Başak konularına odaklanacağız demek. Bu yeni ayın bu kadar etkili aslında olmasının nedeni 6 ay sonra Başak Burcu'nda bir ay tutulması olarak karşımıza çıkacak olmasıdır. Şimdi yeni ay 11 derecede Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Eğer kişisel gezegenleriniz, güneş, ay, yükselen burcunuz veya herhangi bir kişisel gezegeniniz 10 ile 12 derece Başak'taysa bu sizin için en etkili olacak bir yeni ay ve aynı derecede olan gezegeninize de tabii ki bakmanız gerekecek diğer evlerdeki, çünkü bu yeniden başlat düğmesine basmak gibi olacak hayatınızda. Bu özellikle ilerleyen zamanlarda bu belirli yeni ayın daha fazla etkileşmesiyle çok şanslı olabilirsiniz. Başak Zodyağın aslında 6. evini temsil eder. Değişken niteliktedir ve toprak elementindedir ve Merkür tarafından yönetilir ve odaklanma, detaylara dikkat, böyle temizleme, yeniden düzenleme gibi şeylerle çok ilgilidir. Başak sadece kendi alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda başkalarına da daha iyi hizmet edebilmemiz için kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi de temsil eder. Şimdi Başak iş arkadaşlarımızı, spor salonlarını, sağlığı, bizim zindeliğimizi, yaptığımız diyetleri, iletişimleri, düzenleme ile ilgili aslında her şeyi yönetir. Bu enerji bir sonraki ayın başında Terazi Burcu'nda gerçekleşecek olan bir güneş tutulmasına kadar çalıştıracağız. Ve ardından da bu değişikliklerin gerçeğe dönüştüğünü ve gerçekleşmeye başladığını aslında göreceğiz. Onun için bunu anlatıyorum. Ancak özellikle bu ayın enerjisi hakkında konuştuğumuzda Merkür'ün yöneticisi olduğunu Başak'ın unutmayalım. Bu yeni ay aslında geldiğimizde Merkür Retrosu sona ermiş olacak. Ancak yine de bazı zorluklar olacak. Çünkü Merkür gölge döneminde olacak, station pozisyonda olacak. Bu nedenle de iletişim, seyahat ve zamanlama konularında hala bazı sıkıntılar bize yaşatabilir. Ancak Merkür'ün direkt hale geçmesi, yani ileriye gelmesiyle bu durum hayatımızda biraz hafifleyecektir. Şimdi Merkür Aslan Burcu'nda gayet böyle cesur, yaratıcı, romantik, neşeli ve eğlenceli. Bu nedenle de bu tür şeyler için daha fazla zaman ayırmaya çalışacağız. Bu iletişim tarzımızda veya günlük böyle rutinlerimizde de olabilir aynı zamanda. Şimdi tabii dereceler de çok önemli. Şimdi 11 derece aslında gelecekle nerede olmak istediğimizi ifade eden bir derece. Gruplarla
çalışma, ani değişiklikler veya aydınlanma anları da olabilir bunlar. Son birkaç haftadır bu tür değişikliklere karşı biraz daha dirençli olmuş olabiliriz. Aslan burcundaki Merkür biraz sabit burçlu olduğundan böyle düşüncelerimiz, isteklerimiz çok sabit olabilir. Son birkaç hafta içinde bu tür değişikliklere eğer şayet ihtiyaç duyduysanız ve şimdi bir şeyler yapma fırsatınız olduğunu da hissediyorsanız bu yeni ay bu değişiklikleri yapma fırsatını gerçekten bizlere sağlayacak arkadaşlar. Bu yeni ayı lütfen çok iyi değerlendirelim. Şimdi başlıyoruz. Sevgili Koç burcu ve yükselen Koçlar, Başak burcunda gerçekleşecek bir yeni ay var ve sizin doğum haritanızda 6. evinize denk geliyor bu. Şimdi bu dönem sizin için birçok konuda aslında yenilikler yapmak için gerçekten çok uygun bir zaman. Özellikle de yeni bir sağlık rutini hayatınızda başlatmak, mesela beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek veya egzersiz programları kendinize oluşturmak için çok ideal bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda çalışma alanınızda tabii ki düzenleyebilirsiniz veya analitik beceriler gerektiren bir projeye de bu dönem başlayabilirsiniz. Bu dönemde ayrıca böyle eğlenceye, hobilere veya flört etmeye ve aşka daha fazla zaman ayırmayı da düşünebilirsiniz. Eğer şayet çocuklarınız varsa sevgili koçlar, onların eğitim ve ihtiyaçlarının aslında bir düzene sokmak için de böyle birini bulmak veya pratik konularla ilgilenmeniz de bu dönemde gerekebilir. Tabii ki Merkür'ün şu anda 5. evinizde bulunması bu konulara böyle daha fazla odaklanmanıza da aynı zamanda neden olabilir. Tabii ki 5. ev sadece çocukları anlatmaz. Bu dönemde gerçekten yeni bir aşka da yelken açmanız çok mümkün sevgili koçlar. Şimdi Merkür'ün Uranüs'te yaptığı bir kare açı var yalnız. Bu finansal konularda bazı zorluklar yaşamanıza neden olabilir sevgili koçlar. Hangi hizmetlere para harcamaya değer olduğunu veya hangi işleri kendi başınıza halledebileceğinizi birazcık düşünmeniz gerekli. Yani bu dönem birazcık daha düşünerek lütfen paralarınızı harcayın. Bu süreçte kaynaklarınızı daha verimli kullanmak ve bazı böyle alışkanlıklarınızı aslında değiştirirken yaratıcı çözümler bulmak bu yeni ayda çok önemli olacak. Eğer iş arayan bir koçsanız veya hayatınızı daha iyi organize etmek istiyorsanız işte bu dönem sizin için oldukça verimli. Bir iş bulabilirsiniz ancak bu süreçte sağlık, beden ve günlük alışkanlıklarınızda da son derece dikkat etmeniz gerekebilir. Bu sizin gelişiminiz için aslında çok önemli bir dönem. Burada dönemde paranız, kaynaklarınız, istikrar, sağlık, bolluk ve yeni başlangıçlarla ilgili birçok konu başlığınız var sevgili koçlar. Bu yeni ay hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.